İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın Komersant gazetesinin makalesine yanıtı. AGİT Başkanı, öncelikler arasında arsa anlaşmazlığının çözümünü belirtti. Cavakın köylerine yeni tıbbi ekipman sağlandı. Sergey Lavrov ve Muhammed Cavad Zarif Artsakh durumunu ele aldılar. Ermenistan Cumhuriyeti'nde Ankara-Bakü ilişkilerinin normalleşmesi konusunda sadece Türkiye lobicileri hevesli. Batı Ermenistan'ın gizli hazineleri, Dikranagert'teki ikiz şelalesi. Fransa'da ilk kez Ermeni süreli yayını olan Masyaz Agavni, Paris'te 15 Ocak 1856'da yayınlandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Rus Komersant gazetesinin yayınladığı makaleye atıfta bulundu. Devlet Başkanı, üçlü müzakerelerin bir sonucu olarak demiryolu hattının Batı Ermenistan sınırından geçtiğini belirterek, kendisiyle bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını, sözlü veya yazılı izin vermediğini ve makaleyle aynı düşüncede olmadığını dile getirdi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan bir kez daha şunu hatırlattı. Ermenistan meselesinin de ayrıca tartışıldığı ve Artsakh'ı da içeren 1920'deki San Remo Konferansı'nda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'dan Ermenistan'ın görevini üstlenmesini ve nihai sınırlarının netleştirilmesinde arabuluculuk yapmasını istedi. Türkiye ile olan antlaşmanın Ermenistan ile olan bölümünde Türkiye, Ermenistan ve diğer tarafların Türkiye'nin Ermenistan'ın Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis illerini kapsayan Ermenistan ile olan sınırları konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın arabuluculuğuna başvurma kararı aldıkları ve Ermenistan'ın denize erişim için olası bir şartın sunulacağı kararı aldığını belirtildi. Şimdi bu konuda Türkler, Artsakh sorununun çözüldüğünü veya bazı anlaşmalar yaparak çözülme sürecinde olduğunu duyurmak için acele ediyorlar. Ancak Doğu Ermenistan'ı bu devletlerle Türkiye ve Azerbaycan sınırlarını tanıyacağı bir anlaşma imzalamamalı. Bundan başka ilgili demiryolu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni bypass ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında kullanılacak bir başka demir yoluyla Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak ve bu da o toprakların Azerbaycan unsurlarının yerleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayacak. O zaman Ermenistan topraklarının kurtuluşu daha zor olacaktır. Bu durumda Ermenistan Cumhuriyeti Artsakh'ı ve Nahçıvan'ı Ermenistan Devleti'nin bir parçası olarak tanımalı ve geri kazanmak için adımlar atmalıdır. Wilson'un tahkim kararının uygulanmasına yönelik bir durum yaratmak için birlikte çalışmamız gerekiyor. Türkiye'nin bu savaşa katılımı ve Ermenistan Cumhuriyeti ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımların özel bir eğilimi var. Çünkü bugün Türkiye her şekilde Avrupa Birliği'ne dahil olmaya çalışıyor ve Doğu Ermenistan ile sınır toprak anlaşmazlıkları olduğu sürece bu gerçekleşemeyecek. Bu durumda dünya Ermenileri çabalarını yoğunlaştırmalı ve karşılıklı fayda sağlayan bir çözüm sunarak Batı Ermenistan topraklarını geri kazanmalıdır. Armen Press'in aktardığı habere göre AGİT'in resmi internet sitesi, AGİT dönem başkanı İsveç Dışişleri Bakanı Ann Lind'in daimi konseye sunulan önceliklerden biri olarak Artsakh sorununun çözümünden bahsettiğini duyurdu. Artsakh Dağlık Karabağ, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Beyaz Rusya'daki krizlere dikkat çeken Lind, bölgesel ihtilafları çözmek en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor, dedi. Cavakın Ahalkalak Belediyesi'ndeki köylerin hemşirelerine Ermenicesi Tagavarag olan COVID-19 salgınının neden olduğu sosyal zorlukların üstesinden gelmek için yeni tıbbi ekipman ve malzemeler sağlandı. Yeni tıbbi ekipmanlar LAK ve belediye tarafından uygulanan Enpart 2 programı çerçevesinde satın alındı. Ahalkalak Belediyesi'nde toplam 44 köy hemşiresi yeni tıbbi ekipman ve malzemelere kavuştu. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın resmi temsilcisi Maria Zakharova, 15 Ocak'taki briefingde Sergey Lavrov ile Muhammed Cavad Zarif'in Artsakh durumunu görüşeceğini ifade etti.
Zakharova, 26 Ocak'ta İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Moskova'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek ve bu sırada Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek. Dağlık Karabağ'daki mevcut durum, Suriye ve Afganistan'daki durum da dahil olmak üzere bir dizi uluslararası meseleyle ilgili görüş alışverişine devam edilmesi planlanıyor, dedi. Bakanların toplantısında karşılıklı çıkarları içeren diğer uluslararası konular da ele alınacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nde Ankara-Bakü ilişkilerinin normalleşmesiyle sadece savaştan önce Türkiye'den grant alan kişiler, yani Türkiye lobicileri ilgileniyor. Tarih bilimleri doktoru Hayk Demoyan bunu bugün 15 Ocak'ta gazetecilere yaptığı görüşmede ifade etti. Ona göre bu insanlar için sadece grant önemli ve Ermenistan Cumhuriyeti ile Ermeni halkının geleceği ile ilgilenmiyorlar. Demoyan, Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımın yıl dönümü çerçevesinde 2020 yılında etkinliklerin nasıl organize edildiğini gördük. Meşhur sloganlardan talep kelimesinin nasıl kaldırıldığını hatırlıyoruz. Savunma fikrini teşvik etmek için bir girişimde bulunuldu ve örneğin Türklerin uyguladığı şiddet epizotları arka plana itildi. Türkiye'nin saldırgan bir yaklaşımının arka planını görmezden gelerek zorunlu birlikte yaşamayı örgütleme çalışmaları yürütüldüğünden bahsediyorlar, diyerek vurguladı. Diyarbakır'ın termal turizmde önemli yere sahip Çermik ilçesi, İkiz Şelale ve yürüyüş parkuruyla doğa severlerin yeni rotası olacak. Çermik, birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen su kaynakları ve yüzlerce yıllık hamamları, Gelincik Dağı gibi çok sayıda tarihi, kültürel ve doğal güzelliği bünyesinde barındırıyor. Mezopotamya'nın altın üçgeni olarak adlandırılan turizm güzergahında ziyaretçilerini ağırlayacak iki şelale ve yürüyüş parkuru, salgın sürecinde izole rota arayışında olanların gözdesi olmaya aday. Çermik teriminin esasen sıcak maden suyu anlamına gelen Ermenice cermuk kelimesinden gelmekte olduğunu hatırlatalım. Masyat Ahavni adlı dergi 1856-1858'de Paris'te Ermenice ve Fransızca, 1860-1865'te Teodosya'da Ermenice ve Rusça olarak yayınlandı. Derginin editör yayıncısı Gabriel Ayvazovski'ydi. Amacı Avrupa medeniyetinin, biliminin başarıları hakkında bilgilendirmek, sanat ve zanaat sevgisini uyandırmak, insanların ahlaki eğitimini teşvik etmekti. Eğitime ve bilime büyük önem verdi, popüler bilim konuşmaları, pedagojik ve tarihi makaleler yayınlandı. 1860'tan itibaren Raduga adlı ek yayını çıkarttı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Artvin topluluğu tarafından icra edilen eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.